Cumanız mübarek olsun hocam. Allah-u Teala razı olsun. Efendim sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Cenab-ı Hak cuma gününün feyzinden hepimizi müstefid eylesin, istifade eylememizi nasip eylesin. Ve bugünün hatırına, sevdiklerin hatırı ve hürmetine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa, yakınlarından da hastalar varsa Allah-u Teala ankari bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlular varsa eda nasip etsin. Dertler varsa Rabbim deva nasip eylesin, şifa ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Allah-u Teala sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ve şu anda eceli gelenler varsa Rabbim iman selameti ihsan eylesin. Allah-u Teala bugünlerin ve sevdiklerin hatırı ve hürmetine bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Daha doğrusu büyüklerimize şükrederiz, teşekkür ederiz. Rabbimize şükrederiz. Çünkü Allah-u Teala bildirmeseydi, o alimleri yaratmasaydı, onlar kitaplar yazmasaydı, biz nereden okuyacaktık, nereden öğrenecektik? Onun için biz her şeyimizi onlara borçluyuz. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, kardeşim buyuruyorlar talebelerine, ben bu yolu bilmiyordum ki, ben hocamı Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'ni tanımadan önce kendini beğenen kibirli birisiydim. Bu yolu hiç tanımıyordum, bilmiyordum. Benim de işte villam olsun, köşküm olsun, arabam olsun diye düşünüyordum. Ama Allah-u Teala Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'ni karşıma çıkardı. Bize makas değiştirdi. Yani o demir yollarındaki yani tren hattını değiştirme gibi yol değiştirdi. Öyle o makas yol değiştirince tren başka bir yerden gidiyor, ay değişiyor. Ben bu yolu bilmiyordum ki kardeşim buyuruyorlar. Bunun için Allah-u Teala şefaatlere nail eylesin Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri. Bizim o zihnimizdeki, kalbimizdeki dünya muhabbetini, sevgisini çıkartıp söküp attı. Bizi Allah-u Teala rızasına giden yola kavuşturdu. Bu yolda elime beş kuruş geçse hocamdan bilirim buyuruyor. Bu saadeti ebediyedeki bilgilerin hepsini ben hocamdan dinlemiştim. Bunların hepsini çala kalem yazardım. Ama bir ömür boyu, yarım asır bu bilgilere senet aramakla geçti ömrüm buyuruyor. Senet aramakla geçti. Sebebi de insanlar ikna olsun, mukni olsun, itikatlarını düzelsin, amelleri düzelsin diye. Dolayısıyla onlar bu fedakarlığı yapmış. Peki karşılığını Allah-u Teala'dan bekliyorlar. Yoksa insanlardan bir şey değil. Şimdi tam İnnasaid'de bildiği kitabını. Efendim işte şu anda 150 lira herhalde fiyatı. Ki mevcut şeylere göre 150 lira yine çok çok ucuz. 1500 liradan aşağı değil o kitaplar. Yani onun emsali kitaplar. Peki efendim ben 1000 tane Saadet-i Ebedi kitabı aldım. Ya Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh ne faydası var? Maddeden. Hiç faydası yok. Mesela şey İslam Ahlak kitabı. Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berike kitabından alınmış. Muhammed bin Kutbüttin İzlik Hazretleri Mızrak değil mahalli var. Ve Süleyman Mücez Hazretleri'nin Eyühel Vele kitabı var. Şimdi o kitapların sahipleri vefat etmişler. Üçü de yok. Ve bunları bir araya getirip hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ahirete intikal etti. Onlar kitabını alsa maddede bir faydası yok onlara. Değil mi? Dağıtımına göre yok olan Emir abi de yok. Emir abi de yok. Dolayısıyla onlara bir faydası yok. Bir faydası yok. Peki onlar bize maddede bir faydası olsun diye yapmadılar ki bunu. Allah-u Teala'nın kulları Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak öğrensinler, cehenneme gitmesinler diye yazdılar. Bizim de ahmaklık etmememiz, bu kitapları okumamız lazım. Peki efendim ahmaklığımızı yenemezsek ne olur? Kusura bakma o zaman cehenneme gidersin arkadaş. Ahmak olarak gidersin. Ahmak olarak gidersin. Yenemezsen. Ölünce gözün kapanınca aa dersin ama o andaki ha o andaki aa bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Hatta kitaplarda yazıyor. Cehennemdekiler, cehennemdeki vazifeli melekleri, cehenneme gidenler diyeceklermiş ki o meleklere. Cehennemdeki vazifeli meleklere. Bizi dünyaya gönderin. Başımızı secdeden kaldırmayacağız. Melekler de derlermiş ki bir ahmaklar oradan geldiniz ya.
Oradan geldiniz. Yani başka bir yerden gelmediniz ki. Yani sizi başka bir gezegenden değil, dünyadan geldiniz buraya. Ve kendi amellerinizle geldiniz. Reddettiniz, inkar ettiniz. Hatta Muhammed Aleyhisselam'la harp ettiniz. Onun dinini yok etmek için elinizden geleni yaptınız. İslamiyet'e küfrettiniz. Gericilik dediniz, yobazcılık dediniz. Kendi kafanıza göre aynı şekilde uydurduğunuz putperestliğe, uydurduğunuz aynı şekilde ahlaksızlığa ilericilik dediniz. Ve ondan sonra da kalkacaksın, efendim bizi dünyaya gönder de, gönderin de biz orada başımızı secdeden kaldırmayacağız diye oradaydın. Allah-u Teala ve Allah-u Teala peygamber gönderdi. O peygamber varisleri vardı. İşte zamanımızda da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, Ehl-i Sünnet talimlerini kitaplardan hazırladığı kitaplar var. Dolayısıyla biz bu kitapları okumayınca, altyapımızı oluşturmayınca, Allah Teala cennete gönderir tabii, gönderir. Hem 25 kuruş hem şoför mahalle avucunu yala, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Efendim işte imanlı gidiverirse, gidiverirse de nasıl gidecek be arkadaşım ya? Ya şimdi dünya meselelerinde bile hiç mi kafası çalışmıyor insanların? Ben bisiklet kullandım, motosiklet kullanmadım, at arabası kullandım. Eşeğe bindim, ata binmedim. Atın nasıl aynı şekilde bir hayvan olduğunu tamam görüyorum ama kullanmasını bilmiyorum. Çünkü ata binmek gitmek eşek gibi değil. Farklı. Kaan arabasına da bindim. Ama otomobil kullanmadım. Uçak hiç kullanmadım. Gemi kullanmadım. Tren kullanmadım. Şimdi oturduğum yerden. Sen bana bir getir bir Mercedes, bak ben nasıl kullanırım. Ya ömründe binmedim ve kullanmadım, nasıl kullanacaksın ya? Değil mi? Ya o uçağın pilotu ben olsaydım düşmezdi uçak. Filan yani. Ya durup dururken olmaz o. Durup dururken olmaz o. Yani bunun olmayacağını sen de bilirsin. Ben ömrümde hiç uçak kullanmadım. Geçeyim aynı şekilde pilot kabinine, ben bunu aynı şekilde götüreyim. O adam dedi ki dur deli misin ya, teslim etmeyin buna falan derler değil mi? Herkes itiraz eder. Sen bir ömür boyu Allah-u Teala'ya küfret, ondan sonra cennete git. Bunu nasıl aynı şekilde hangi mantıkla izah ediyorsun? Ve ondan sonra da ahmak deyince kızıyorsun. Ahmaklığın danışkası bu ya. Başka bir şey değil ki. Ahmak deyince de kızıyorsun. Ahmak işte. Yani yaptığın ahmaklık, başka bir şey değil. Din büyükleri senden ücret mi istiyor? Efendim iman edersen bana şu kadar para mı ver diyor. Yok. Peki Allah-u Teala bir şey mi veriyor? Yok. Allah-u Teala buyuruyor ki bana iman eder, ibadet ederse ben sizi cennete koyacağım. İnkar eder, reddederse cehenneme koyacağım. Ben ezelde böyle denedim, böyle takdir ettim. Bu değişmeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Değişmeyecek. O zaman ya birazcık sikin. Peki efendim benim ahmaklığım gider mi? Gider. Biraz uyanık olanlarla beraber olursan, bu kitapları okursan ahmaklığın yavaş yavaş gider. Hatta İslam Ahlak kitabında buyuruyor ki akıl da artar. Akıl nedir? Akıl sonsuza yatırım yapandır. Geçici değil. Suyun üstüne aynı şekilde yazı yazana ahmak derler. Ama toprağa bina yapana tamam. Suyun üstüne bina olmaz. Onun için de Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın. Hı. Cuma gününün ve sevdiklerinin hatır ve hürmetine ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Allah rahmet eylesin. Emen abiler hep anlatırlar ve söylerlerdi de. Yani çok bilgi sahibisin. Evet, kitaplarda da böyle yazıyor. Ama devamında da bir şey yazıyor. Onu naklederlerdi. Amel etmedikçe bir işe yaramaz buyuruyorlardı. Mesela onun da devamı var. Onun da devamı var. Bunda ihlas, Allah rızası için yapacaksın buyuruyorlar. Hatta şeyde Kur'an-ı Kerim'de bile misal verilmiş Mustafa Bey. Mesela ben köy çocuğu olmuştum. Eşeğimiz vardı. Eşeğin sırtına biz odun yüklerdik. Ondan sonra arpa çuvalları, un çuvalları yüklerdik. Ve onun yerine aynı şekilde kitap çuvalları da yüklerdik biz. En kıymetli kitapları eşeğin sırtına yükledik, eşek götürüyor. Sırtındaki kitaplar çok böyle ilmeniz kıymetli ama eşeğin haberi yok. Çok özür dilerim de hani bizim de aynı şekilde eşekten kalır yanımız yok o zaman. Hani raflarımızda çok kıymetli kitaplar kitap, var. Kitaplarda dedik işte kitap yüklü merkebe benzer. Tabiri geçiyor, kitap yüklü merkebe benzer. Aha! Kitap yüklü merkebe benzer. Bakayım şimdi bazı evlere gidiyoruz falan. Böyle şeyleri Türkiye'de size vermiş olduğu ansiklopediler var. Onları kendilerine göre dizayn etmişler. Ondan sonra kitapları kendilerine göre dizayn etmişler. Rafta duruyor. Ya bu raflar süslemek için gelmedi ki bir arkadaş ya.
Ha, bazılarında görüyorum falan. Bakıyorum kitap eskimiş, kapağı eskimiş. Kitabı elini açıyorsun, bakıyorsun. Bazı yerler böyle üstü çizilmiş, şey yapılmış falan. Kitabı dokunulmuş yani. Yani kitap dokunulmuş, eskimiş yani kitap. Ha, o zaman olur. Hani Hüseyin Helal Fener Rahmetullah Taner bir talebesi gelmişti. Efendim kitap okuyor musunuz? Okuyor efendim demiş. Sizden alakını okuyor. Bitirdim demiş falan. Ha, bir defa bitirdim. Bir defa mı yürüyorum, bir defa. Ya kardeşim buyurmuşlar, biz 20 defadır okuyoruz ama hala anlayamadık. Oradaki anlayamadıktan murat nedir? Mustafa Bey, şimdi İslam ahlakında kötü huylar anlatılıyor. Suizan. Başkası hakkında kötü düşünmek. Okudum. Ben biliyorum. Ya bilmek yetmiyor. Bu hastalık sende var mı yok mu? Bir daha okuyarak. Ha diyorsun ya, ben suizan ediyormuşum. Gıybet hastalığı bende var mı? Oku. Belki 100. okuyuşunda jeton düşecek. Onu hayatına geçirme ve kendini tedavi içindir bu kitaplar. Yoksa okudum ben ezberledim. Kitap yüklü merkep oluyorsun işte o zaman. Hırsızın hırsızlık çok kötü demesi gibi bir şey. Kötü biliyorsun ama sen hırsızsın. Önce ondan vazgeç. Onu terk etmiyorsun. Önde adamın şişe bu zıkkım diyor işte. Haram ama diyor, lapır lapır içiyorsun. Önce onu terk edeceksin. Şey yapacaksın. Yani amel etmedikçe faydası olmaz ve üçüncüsü de onu ihlasla yapmadıkça faydası olmaz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Gelimin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz. Efendim ilk dinleyicimiz vitir namazını kılarken dedi, çoğu zaman dedi böyle dedi, akşam farzı gibi kılıyorum dedi, kunut dualarını unutuyorum, secde-i sihir yapıyorum. Acaba iade mi etmem lazım da? Hayır değil. Secde-i sihir kurtarır. Efendim dedi, evde dedi bir odada fotoğraflar var dedi. Evet, rahmetliye girmediğini dedi öğrendik, biliyoruz. Fakat beyime bunu anlatamıyorum dedi. İşte kendi babası neyse onlar yok, onlar kalsın diyor. Biz orada namaz kılmıyoruz ama beyim gidiyor kılıyor dedi. Şimdi beyi orada namaz kılarken fotoğraflar arka tarafta kalırsa, kıble tarafında kalmazsa tensihen mekruhtur. Eğer kıble tarafındaysa veya namaza durduğu zaman sağında solunda, sağ taraftaki duvarda, sol taraftaki duvardaysa o zaman mekruh olur. Borcunu öder de ama sevabı düşer. Onu bilmek gerekir. Efendim oğlum bir gün bana dedi ki, dedi dinleyicimiz, beyim dedi Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Bana dedi, niye Kur'an-ı Kerim babama öğretmedin? Ben de dedi, hani dedi, o benden mesul. Ben ondan değilim. Doğru söylüyor. Kadın kocasından sorumlu değil. Ama erkek hanımından sorumlu. Onun öğretmesi gerekiyor. Ama ben buna rağmen dedi, teklif ettim. He falan dedi. Öyle kaldı git dedi. Yapacak bir şey yok. Yani ben dedi, hani günaha girdim mi? Yok. Suçlu muyum? Değil. O eline geleni yapmış zaten. Yapacağı o kadardı zaten. Köyde dedi oturuyorum dedi. Bankada birikimim var dedi. İşte siz de anlatıyordunuz ya dedi, hani ondan gelen geliri ben su, elektrik ve benzeri şeylere verebilirim. O zaten bankanın verdiği fazlalıktır. Almakta mahsur söz konusu değil. Günah olur mu bana? Yok, günah olmaz efendim. Herhangi mahsur yok. Hatta dedi, ben dedi o birikim dedi, kimseye de söylemiyorum. Doğru. Aa, görüyor musun? Bak kadın işte kocasından çılmış çarpmış falan bankada. Derler yani. Saklı. Tabii derler. Uydururlar bir şeyler söylerler. Onun için insanlar bazı çuval değil ki büzesin derlerdi. Hani kapatıveresin derlerdi. Annemler, babaannemler, kuşağı hep anlatırlardı, bunu söylerlerdi öyle. Her insan mutlaka bir şey söylüyor. Dolayısıyla mahsur yok. Rahat rahat aynı şekilde bu şekilde kullanabilir. Gelelim son dinleyicimizin suallerine. Esnafım dediğim. İşte anlattığı kadarıyla 200 bin liralık, 100 bin lira falan da borcum var. Bana farz oluyor mu? Hayır. Zaten maddeden farz olmuyor. Zannediyorlar ki nisaba ulaştı mı farz? Hayır, öyle değil o. Haçtan bahsediyor. Evet, haçtan bahsediyor. Bu zekat verecek. Bu zekatını verecek. Evet. Yani ben zekat veriyorum, haç da bana farz mı diyor. Evet. Ya şimdi 100 gram altın var. Nisaba ulaşmıştır. 100 gram altınla aynı şekilde sadece gidiş parasını, uçak parasını karşılamaz. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki gidiş geliş ve orada kalışı da karşılayacak ve orada kaldığı süre içerisinde bu erkekse çoluk çocuğunun buradaki nafakasını da karşılayacak şekilde olması lazım. Yol emin olması lazım. Hele bugünkü şartlarda haccın eda ve vücut şartları sadece kadınlara değil erkeklere bile aynı şekilde tahakkuk etmiyor. Ancak hani iyi bilen, iyi okumuş, saatte ve iyi dikkatli okumuş, böyle bilen kimselerle 3-5 kişilik veya da 8-10 kişilik grup halinde giderlerse onlar başarabilir. Ve onun dışında sadece gitti, gördü, geldi. Hani diyor ya, ben bir görmek istiyorum. Gördü, geldi. Ne elde ettiyse.
görüp geliyor, başka bir şey olmuyor. Efendim bu dinleyicimiz de konutu dedi, unuttuğumuz zaman ne yapacağız? Efendim rüküye gider gitmez hatırlasak bile dönmüyoruz geriye. Rükü yapıyor, secdeyi yapıyor, secdeyi seyifle kurtarıyoruz efendim. Peki efendim, bugüne kadar ben bilmediğim için secdeyi seyif de yapmamışım. Ama namazın farzları yerine geldiği için bu namaz yine sahihtir. Ve sevabı dört dörtlük olmuyor diyor, deniyor kitaplarda. Onu Allah da ne bilir artık. Bir de dinleyicimiz çoğu kimse tarafından oluyor. Yani dedi, ben kimseye söylemiyorum ama. Evet, oturuyorum dedi balkonda, dedi böyle kendi kendime, işte bu Mustafa Tugöz var ya, işte böyle böyle yaptı, böyle böyle yapmaması lazım falan düşünüyorum, bir şey asıyorum kesiyorum düşünüyorum falan. Bu gıybet olur, günah olur mu? Olmaz. Kendi kendiyle kavga ediyor yani. Tabii kendi kendiyle kavga ediyor. Şimdi dinleyicimiz zannediyor ki bir benim başıma geliyor. Ne senin başına geliyor, hepimizin başına geliyor. Bırak aynı şekilde balkona çıkmayı, gece yatınca kafayı bir takıyorsun. Bunu böyle dememesi lazım, böyle yapmaması lazım. Şöyle uyku. Kendi kendimize ediyoruz, uykuyu kaçırıyoruz, tamam. Kavga ediyoruz. Kendi kavga ediyorsun. Bu gıybet olmaz efendim. Gıybet nasıl olur? Yani bir kişinin gıyabında bazı kimselere onun dünyevi ve ahiret ya ibadete ait kusurlarını anlatmak. Peki bunu anlatmaktan murat nedir? Onu kötülemektir. Ben kötülemek niyetiyle söylemiyorum. Onu da kitaplar ayırmışlar. Olanı söylüyorum. Ha, olanı söylüyorum. Onu da ayırmışlar kitaplar. Şimdi mesela diyelim ki ben Mustafa Tugöz'ün çok samimi bir arkadaşı var. Onun bir hatasını gördüm. Benim söylemem ona ters gelir. Ama ben Mustafa Tugöz'e gelip de bak senin samimi bir arkadaşın münasip bir zamanda hatırlattı mısın? Böyle böyle yapıyor. İnsanlar da aynı şekilde onu görüp gıyabında alay ediyorlar. Veyahut da küçük düşmesine sebep oluyor falan. Ben niçin söyledim burada? O kimsenin hatasını düzeltebilecek kimseye düzelsin diye söyledim. Evet. Bu gıybet olmaz. Bu gıybet olmaz. Bunu iyi bilmeli. Veyahut da mesela diyelim ki dinleyicilerimiz oluyor. Beyin böyle böyle yapıyor. Bu uygun mu diyor. Yani dini hükmünü öğrenmek için olayı anlatıyor. Çünkü olay anlatılması ve yaptığı söylenmemiş olsa ne diyeceksin o zaman? Mesela bazı dinleyicilerimiz arıyor. Dinleyenler varsa şu anda. Diyor ki ben diyor senelerce diyor uşur vermedim. Ne kadar vermem lazım? Ya ne bileyim ben seni, ne ektin ne kaldırdın, ben nereden bileceğim ben onu, tamam mı? Ben onu bilmiyorum. Ben diyor bugüne kadar, bazıları da diyor ki benim diyor işte tahmini olarak 200 gram altınım vardı diyor, bilezik, küpe, zincir neyse. 10 sene bende kaldı. Ha, böyle müracaat edenler de oluyor. Ne kadar aynı şekilde zekat verebileceğim? Tamam, onun hesaplaması kolay. Ama sen çiftçilik yaptın, ziraatla uğraştın, ticaret yaptın. Onu sen yapacaksın. Peki nasıl yapacaksın? Tahmini olarak bir şey yapacaksın. Mesela benim babamlar da Allah rahmet eylesin oturduk bu uşur meselesini öğrenince, dedim siz çiftçilik yaptınız, annem babam oturduk. Tahmini olarak senede buğday, arpa, çavdar, yulaf ekerdik. Ekine yerler belli. Her sene 3 aşağı 5 yukarı çıkan da belli. Şu kadar kile. Tamam, bir hesabın. Kaç sene yaptınız bunu? Onu da biliyorlar. Şu zamandan itibaren biz çiftçilik yaptık. Ondan sonra topluyorsun. Bunun onda birini çıkarıyorsun. Onda biri bu. Bunun önce altınla fakirle devrini yap. Arkasından da aynı şekilde bedelini bunu ödersen burada kurtulur musun? Kurtulursun. Dünyadayken kurtulursun. Saç ektirmek caiz mi hocam? Saç ektirmek tarla verimliyse olur. Uşu var mı? Uşu var mı? Saçı biçtiğin zaman berber biçiyor. Onda bir mi? 20'de bir mi? Sunuyor bazen. Şampuan da kullanıyor. Şampuan da kullanıyor. Efendim şimdi mesela daha önce bundan 10 sene 20 sene önce falan saç ektirdim falan diyorlar değil. Peruktu o. Yapıştırıyordu. Guslemaniydi. Ama şimdiki öyle değil. Ya Türkiye'de bu konu bayağı ilerledi. Türkiye'de bayağı bu konu ilerledi. Mesela bizzat kendi başından saçı alıyor. Önce tetkik ediyorlar. Ondan sonra nereler bozsa, ekilecekse orayı tetkik ediyorlar. Yani müsaitse, şey yapabilecekse. Bizzat derin altına onları şey gibi fidan dikiyor. Ha, fidan diker gibi dikiyor. Ha, tutar tutmaz o ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. Böyle yapmak caiz mi? Caiz. Peki ilk ameliyat gibi o bölge bayağı hırpalanıyor. Şeyde gusülde veya abdestte ne yapması lazım? Su değmemesi lazım. Su değmemesi belli bir zaman. Yani başına poşet geçirir. Diğer taraflarını yıkar, onun üstünde mesheder.
gusülde de abdesti de böyle yapar. O hal geçinceye kadar. Peki kaşları gitmiştir. Kaşları gitmiştir. Onu da soracaktım. Mesela kalıcı kaş yaptırıyorlar. Kalıcı makyaj falan diyorlar ya. Ha. Özellikle kadınlar tabii de. Belki kaşı olmayan erkeğe de yapılır. Şimdi gerçekten bir hastalık sebebiyle dökülmüşse. Belki sen de hatırlarsın ya. Tekeret'te bir çocuk vardı. Sizin emsallerdi. Hatırlıyorsun. Saçmaş, kaşmaş hepsi gittiydi falan. Bir gün böyle konuşuyorsun. Ama mütevekkil bir hali vardı. Böyle itirazı yoktu. Bir rahatsızlık sebebiyle dökülmüştü falan. Dedi abi saçmaşı dedi aramıyorum dedi. Kaşı çok arıyorum falan. Niye dedim ya. Şimdi insan kendisinde böyle bir nimet olduğu zaman onun kadir kıymetini bilmiyor. Dedi ki abi dedi terlediğim zaman dedi o kaş dedi o teri dedi göz pınarına gelmesine mani oluyormuş dedi. Alnından akan ter. Alnından akan ter dedi doğrudan doğruya gözüme geliyor. Nasıl yakıyor biliyor musun dedim. Hassas oluyorum dedi. O ter de aynı şekilde vücudun içerisine giriyor. Kimyevi maddelerle değişmiş çıkmış gelmiş falan. Canını okuyor yani gözüm. O dedi çok rahatsız ediyor. Şimdi bunu anlatmamın sebebi ne? Eğer böyle bir durum söz konusuysa başka da çare yoksa kalıcı olarak yapar. Özür olur onun için. Dinin bildirdiği özür olur. Zaruret olur yani onun için. Ama böyle değilse ben kaşımı beğenmedim. İşte geçici olarak kaş yapayım. O uygun olmaz. Mesela diş de öyle. Diş doktoruna gidersin. Diş tabibine gidersin. Diş tabibi bakar efendim. Doğru yapalım bunu der ya. Sökmeyelim. Yahut da der ki artık dedi bunun ömrü bitmiş. Bunları şey yapayım. Sana aynı şekilde şimdi halı arasında implant veyahut da vidalı diş diyorlar ya. Öyle yapalım. Ha sen de diyorsun ki ben bunu öğrendim. Hanefi mezhebinde gusülde ağzın içerisinde yıkamak farz. İmplant yapılsa da, dolgu yapılsa da, kaplama yapılsa da o zaman gusül abdesti olmuyor. Cenabetten kurtulmuyor. Hanefi mezhebi de öyle, Hanbeli mezhebi de. Dört mezhepten ikisinin hükmü böyle. Gusülde ağzın içerisini yıkamak bu iki mezhepte farz. Maliki ve Şafii de farz değil. Dolayısıyla diş hekimi sana teklifte bulundu. İmplant yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Yahut da şuradan şuraya, şurada bir diş var. Kamplama yapabiliriz. Veya dedi, üçüncü al. Mütarek diş. Yani takmalı, çıkarmalı. Takmalı, yani çıkarmalı diş. Öyle de yapabiliriz. Sen düşündün, ya ben kafam karışır şimdi taklit derken falan filan şey yapmayayım. Takma olsun dedi. Yani çıkarmalı, girmeli olsun. Onun problemi yok. Gusse de mani değil o. Mütariktir çünkü. Altına da su geçiyor zaten. Altına su bulunsa bile. Ağzında su bulunsa bile geçiyor. Ağzına dolu dolu sonra çalkaladığın zaman o şeyin altına geçiyor. Çünkü benim ağzımda var. Buradan da yakinen de biliyorum. Bunlardan birisini tercih edersin. Yani öyle bir imkan var. Ama mesela kaş yoksa gitmişse imkanı yok onun. Oraya bir şey olması lazım. Ya kaş ekecek çıkar çıkmaz bilmiyoruz. Bilmiyorum ben onu söylüyorum hani. Şimdi enteresan dinleyicilerimiz de var. Yayından sonra çıkınca. Hocam bildiğiniz bir kaş eken yer var mı diyor soranlar da oluyor. Yok biz bilmiyoruz. Biz dini hükmünü konuşuyoruz. Onları bilmiyoruz. Saç eken yeri de bilmiyoruz. Tamam mı? ektirenleri de görüyoruz. Gazetelerde okuyoruz. Televizyonlarda bilmiyoruz. Dolayısıyla öyle bir zaruri bir durum söz konusuysa o kalıcı kaş da yapılır. Ama öyle değil de kendin aynı şekilde hiçbir zaruret yokken öyle yaparsan o uygun olmaz. Gusle de abdesti de mani olur o zaman. Sıkıntı olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.